Ne yapıyorsun? Ne var ne? Komşum. Allah razı olsun. Merhaba canım. Sanayide bir tane şey var. Terlikçi, sizin köyde. Bunu ziyaret ettim. Meryem ve Sanayi Odası'na adaylıkla alakalı hiçbir düşüncem yoktu normalde. Daha önceden de işte il genel meclisi veya belediye meclisi farklı meclislerde bir sürü teklif gelmesine rağmen biz iş adamıyız, iş yaparız. Bu işleri de meraklı olanlar, daha yatkın olanlar yapsın diye düşünürdük bugüne kadar. Ama kısmet, inandığımız, bizi destekleyen, kıramadığımız insanlar araya girince ticaret odası gibi memleketin yatırımıyla, önünün açılmasıyla dışarıdan gelecek yatırımcının da direkt ilgili olduğu bir mevzuya kayıtsız kalamadık. Dost doğru işin iç yüzü bu. Öncelikle bir beklentimiz yok, çok şükür. Yani bu işin bize vereceği bir ün yok, bir un yok. Sadece eğer yapabilirsek, hep beraber sizlerin desteğiyle, benim için çok önemli. Buraya gelecek yatırımın hem hükümet cihetinden, özel sektörden ne varsa, belediyesiyle, hükümetiyle hep beraber. Onlara kucak açıp, işin önünü açabilirsek, bu bizim en büyük mutluluğumuz. Yani biz iş adamıyız, netice isteriz, bu önemli. Biz de eğer bundan sonra o saygınlığı, günümüzde çünkü sivil toplum örgütleri önemli. Buna her yer, herkes önem veriyor. Belediyeler önem veriyor, hükümet önem veriyor. İş adamları da önemli, sanayiciler de önemli. İş yapan adamlar bunlar, istihdam açan adamlar vesaire. Bunu el birliğiyle başarıp da kucak açabilirsek, istihdam sağlayabilirsek bizim için muhteşem bir mutluluk. Bir de şu önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi bu kurum, yani sanayi odası, devletin bürokratlarının birbirlerinin arasında uyumu sağlayacak, yani barışık yaşayacak. Üyesinin bir problemi olduğunda, sanayicinin bir sıkıntısı olduğunda yanında olabilecek, yanında olmak yetmez, iş bitirecek. Yani nasıl iş bitirecek? Başkan ahbabı olacak, iyi ilişkiler içinde olacak, sevecek. Vekil ahbabı olacak. İl başkanı, mevcut partimizin il başkanı ahbabı yakın olacak. Bürokratlarla münasebeti iyi olacak ki, dövüşle kavgayla değil. Gidip de her kimse sorunu olan yatırımcı, tüccar, sanayici vesaire. Yani bunların problemlerine böyle elinin ucuyla tutmayacak. Tuttuğu zaman verdiği nimetler icabı, İpek yolunda vesaire, onun için canlı hareketli yerler. Ama onları esas destekleyen, yani DNA yapılarıyla beraber onlara destek veren, işte belediyesi, hükümeti, partisi, sanayi odası, diğer sivil toplum örgütleri, hepsi iş adamının arkasında, çalışanın arkasında. Biz bunun özlemiyle yaşadık şimdiye kadar. Yani gittiğimiz yerlerde hepiniz gördünüz, hepiniz geziyorsunuz. Bunu niye biz kendi memleketimizde yapamadık diye ben çok düşündüm. En önde gelen sebeplerden birisi tabii ki yol problemiydi. Halloldu. Artık yol diye bir şey hiç kimse konuşamaz. İşte karşımızda. Havaalanı önemli bir şeydi. Havalimanı oluyor şu anda. O da bizim için çok önemli. Bir de deniz var karşımızda. İnşallah denizden de istifade etmeyi Mevla nasip eder. Bu anlamda bunları yapmak, o özlemlerimizi gidermek için ticaret yapan insanların da bilinçlenmesi vesaire için bunu düşündük. Programlarımızın bir şeysi de bu, bir bağlamı da bu. Evet, bir de şu önemli, finans sorunu önemli. Yani finans sorunu bizim üyemiz olan insana gidip de kredi çıkartmak değil. Asıl maksat olan firmayı borçtan kurtarmak. Ömür boyu borç olur mu ya? Ticarette ömür boyu borçlu olur mu? Ya bunun anlaşma yaparsınız bölge müdürlükleriyle, yerel ilçe, il bankasıyla değil. Anlaşma yaparsınız, bir madde koyarsınız. Kardeşim, benim üyelerimden bu sene 10 tanesinin borcunu bitireceksin. Yoksa anlaşmanı feshederim.
Sen koy emeğini ortaya, ben seni destekleyeyim. Öyle bize krediyi bir puan aşağı ver, iki puan, onlar bitti artık. Vereceksin tabii, en dibine kadar vereceksin. Genel müdürlükten de bunu sağlayacağız, bölgeden de sağlayacağız. Ama bunun yanında bir de o ortamı da şeye getireceksin. Yani istediğimiz hale. Bu da bir bizim icraatlarımızın arasında önemli gördüğümüz hususlardan bir tanesi. Bu ve bunun gibi fazla vaktinizi almayacağım. İnşallah hepinizi 5 Mayıs günü Sinop'ta ticaret odası seçimi yapıldığı yere ben davet ediyorum. Üye olan olmayan, burada önemli olan birlik ve beraberlik içinde olmak, memlekete sahip çıkmak, değişik projelerimiz var. Allah izin verirse bunları bir bir yerine getireceğiz. Sizinle 5 Mayıs sabahı Sinop'ta buluşmak üzere yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi, saygı, hürmet. Merhaba Kaymakam Bey. Sağ olun. Fatih Bey, sana teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Efendim? Sağ olun efendim, sizler değilsiniz inşallah. Zeynep abi, bizim işimizi iş yapmak. Sağ olun Kaymakam Bey. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bir telekonferansımız var. Yeni bitti Sayın Valimiz'e. O yüzden biraz geciktik yani. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Dün Boyvat'ta görüştük ama bir ayaküstü. Evet.